Ben onlar Aksa'ya ilettik efendim. O ne durumda çalışmanız oradaki herhalde? Eksiğimiz var, bir aktiviteler için bir sene tanımlama yapılıyor. Bir eksiğin konması inşallah. Hacı. Sen de İyi, hayırlı olsun. Okul ihtiyaçlarını tam hattın gelmesi gerekiyor, biraz yatırım gerekiyor. Birkaç sokak var yatırım programında, karşıya kadar hak geldiği için ama tamamı yok. Daha çok kenarlı bir artı birden bir tane yatırım programında aldık. Ama orada Kur'an kursunun olduğu yerler var, vatandaşı yoğun talep ettiler. Belki o bölgeleri yani yapmak durumumuz olabilir ama üst bölgeler yeni açılan yollar için öyle bir şu anda programımızda yok başkanım. Bir tarlayı zamanında şimdiye kadar yapılacak, yapılacak. Bugüne kadar yapılmadı. Ne? Kenarlı köyü yürüyordu. Yani şimdi geldiğimiz Türkiye'nin ayrımda Kenarlı yerine geçen gün gittim. En büyük sıkıntımız budur. Daha sıkıntımız var. Kenarlı'da biz de yeni yol çalışmalarımızla devam ediyoruz. Başlamışız. Onu biraz ilerleyince ben geleceğim buraya. Giderdik. Gelecekse Vedaş, efendim şey, Vaski, Doğal. 8-9 milyon diyor. Otel bir yıl önüne kadar gelmiş. Orada... Siz de mi orada oturuyorsunuz? Evet. Biz onu bir üstte oturuyoruz. Yani. Oradan ana hattı getirip ara sokaklara girmemiz. Ta yukarı tarafa gitmemiz köyün en son noktasına 300 metre yukarı. Allah razı olsun. Üçe geliyor. Bu dahi doğal gaz gelmezse bu sene orada oturma. Yapışıkıyım. Yapışıkı. Evet. Ben doğal gaz kullanmıyorum. 12 yıldır. Ya işte o da yetersen. Yani. Ben vatandaş olarak... Hayır, şimdi şöyle bir durum var. Türkiye deprem senesi. Üstüne bir hat atmışlar, gazlamamışlar, deprem olmuş. Rahman yolundaki arkadaşlar da varsa bilirler. Biz 2018 ya da 2019 yılında o hatları hepsini birden tespit ettik, kaçaklarını giderdik. Testi aldık, bu şekilde gazlarınızı sağladık. Gideceğiz, görüşeceğiz. Muhtarınıza da bilgi vereceğiz, o da size söyleyecek. Gerekirse sizi de götürürüz, size de anlatırlar. Aksa bir ayrı bir şirket. Biz onlara bastıracağız, baskımızı yapacağız. Buraya getirilmesi için uğraşacağız. Çevre yolunun geçmesi asebiyle zaman olarak bekliyoruz. Yani yol açmak önemli değil. Bu sene biz sadece 30, şu ana kadar 30 kilometre açmışız. 35 kilometre hedefimiz vardı. Biz 3 ay gibi kısa bir sürede 30 kilometre yol açmışız. Yol açmak kolay. Yani yolumuzu açarız. Asfaltlar bunlar çok bir şey değil, problem değil. Ama bir süreç. Yani bu şey de olacak. Yani önce bir yol açılacak. Ondan sonra altyapı geçecek. Ondan sonra asfalt geçecek. Bunun bir süreci var.